Evet arkadaşlar, videoyu bölüyorum. Artık Instagram hesabım çok soruyordunuz. Yeni bir Instagram hesabı açtım arkadaşlar. Buraya birlikte online maç yapabilmek için, yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka burayı takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu arada eğer kanalımı beğeniyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Böylece bütün videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar challenge'ları bitiriyoruz. Bu benim yaklaşık 3. 4. bitirişim olacak. Ha, bitirince top verecek. Eğer bu maçı berabere kalırsak ya da verilen hediye topu da sizlerle birlikte canlı olarak açarım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç stilimiz olacak. Yenebilecek miyiz? Zor bir maç. İki maçı kazandım. Hatta bundan önceki maçın şeyini keşke girmeseydim, maçı gösterirdim. Sağlam bir sonuç olduğunu, ama neyse. Önemli değil. Şu Caner'i alayım ben. Tosic yerine Caner. Biraz daha hücumsal, güzel oynuyor. Tosic de öyle ama Caner'i daha çok severim. Öyle değil mi? Hiç uzatmaya bile gerek yok. Bunun haricinde videolar düzenli bir şekilde gelmeye çalışıyor. Tabii ki sorun şu. Yeni oyun çıkmadı. Yani aynı oyunlar üzerinden. NBA 2K18 iOS'a çıkmış. Onunla ilgili de ben seri yapmayı düşünüyorum, haberiniz olsun. Siz ne derseniz alta yorum olarak yazın. Yani PES Mobile, FIFA Mobile mobile gelince hiç merak etmeyin, onu da yine videosunu çekeceğim. Hani yenilenince bir deneriz, bir iki hafta bir maça 5 dakika ara verdim. Bir işim çıktı, hemen yaptım, hallettim, geldim. Şimdi Nasri'ye bak, muhteşem pas. Podolski affetmez abi, Podolski. İşte bu, bundan önce süperstar seviyesine 6-1 yendim arkadaşlar, muhteşem. Daha da 25 tane şut çekmişim, gerisini siz düşünün. Antrenmanlıyım, onu söyleyeyim. Hani oynuyorum, canım sıkılıyor, açıyorum oyunu. Oynayabildiğim kadar oynuyorum, enerji yetti. Enerji almamaya çalışıyorum. Zaten yetiyor yani enerji. Rundal. Tamam. Martin aldık, tamam. Tamam, ondan bizden çıktıysa olmaz Fernando. Tamam, bırakıp dışarı çıksaydı. Şimdi bu tehlikeli atak. Ne olursa olsun. Bu maç bize beraberlik getiriyor. Biraz beraberliğe oynamamız lazım. Aslında yok, beraberliğe oynamam. Ben hayatta hep galibiyete oynamışımdır. Oynarım. Son çare olarak da ne, hangi son çekiyorsa. Yok, at kaleciye. Kaleciden muhteşem ara pası. Nasri. Nasır gidiyor. Muhteşem vuruş. İşte bu. Kalkın olan türbünler ayağa. Kendi stadımızdayız. Bunu yenmemiz lazım. Top bende. Sıkıntı yok. O topu alır, gole de çeviririz. Yeri gelir. Muhteşem bir top çalma oldu diyelim. Rakibi getirtmemeye çalışmalıyız bence. Pozisyon olarak. İşte Caner'in attığı bir pas bizi şu an bitirebilirdi. Haydi. Güzel.
sakin. Alırız, aldık gibi. Şu ilk yarıyı bir bitirirsek 0-0. İkinci yarı biraz daha hücuma yönelik hamle de yapabiliriz. Ah. Atıyordu. Defansımız uyuyor. Uyurken bir battaniye, bir yorgan da getirelim istiyorsanız. Bence kötü oynamıyoruz. Eşit oynamak. Yani zor seviye. Gomis. Gomis. Hazırım diyorum dünden. İşte bu ya. Aslanım benim. İlk yarı 0-0'a odaklıydı. İşte attığımız güzel bir ara pası. Gomis'in güzel bir şutu. İlk yarıyı önde bitirmemize sebep oldu. Güzel takım. Bitir hakem, ama sen iyice şeyini çıkarttın hakem. Hakem oyunun bokunu çıkardı, özür dilerim ama cidden bu ne? Devam ettir lan. Ettirmezsen adam değilsin, ettir. Yemeyeceğim lan bu golü. Bu kadar da ne söyleyeyim. Yemeyeceğim ilk yarı. Ne oldu lan? 45 artı 3'te daha orta sahadan oyun mu devam ettirmek? Adama ne avantajı var? Ben alsam bitirirdim şerefsizliğini işte. Olmaz. Adam gibi oynatacağınız maçı. Sinirlendirdiniz. Bunun şerefini ikiye de giderim. Antrenman var. 3-4 gündür sağlam oynuyorum. Podolski. Martin. Hemen hiç bekletmeden hareketli topu oyuna sok. Ama Martin sen oraya kadar gelme oğlum. Tam istediğimiz pasları veremedik. Zaten ben bir maçta gol yiyorsam %70, %80 kendi hatamdır. %20'dir rakibin gelip güzel paslarla attığı goldür. Yani öyle nadir atarlar. Güzel. Orta sahada top tutma. Önünde bir oyun. Geçeydi o top. Offside var mı bilmiyorum. Offside olmasa goldü zaten. O pozisyonlarda kendimizi de geliştirdik. Oho bak. Şunu denemek istiyorum. Fegoli nerede? Dün Fegoli ile 2-3 çektim arka arkaya. Biri var ya. Yani atsan yılın golü ayarında. Yedik. Olabilir. Yemedik. İşte. Sakin oğlum. Attığı pasa bak be. Bunu da biz gole çevirmemiz lazımdı. Gomis'im ya. Yani Podolski'ye ayıp oldu burada. Dakika 78. Yani bunu alsak rahatlardık. Rakibin 3 gol atması lazımdı bizim eğlenmemiz için. Rakip 2 golle 2 golü rahatlıkla atabilecek seviyede yani oyun. Versiyonlar seviyesinde arka arkaya. Şimdi biz şu golü yesek telaşa bineceğiz. Telaşla da ne yapacağını bilmemezlik golü yemeye sebebiyet. Şimdi Nasrıcım ya fani oğlum. Helal olsun. Muhteşem indirdin. Yani hep milimlik paslar atıyoruz. Bak yine gol yiyecek olsak kendi hatamız nasıl da belli. Şu maçı yenerek tamamlayalım. Yedik golü. Önemli değil. Önemli olan skoru tutmaktı. Dediğim gibi. Skoru tuttuk. Bize önemli olan
Beraberlikte galibiyet değil. O yüzden güzel bir maç oldu bence. Tebrik ederim takımıma. Güzel oynadılar. Karşımızdaki zor bir takım. Kolay değil. Atken haydi. Demek ki top açılışını aldık mı ki? Dur. Bir top açılışı yapacağım bu video. Sıkıntı yok o konuda. Martin Şikirtel'de sözleşmeyi verdik. No. Niye 10.000 verdi? Niye 10.000 verdi bilmiyorum. İyi güzelce ama para versin top. Uyduruk varsa şurada bir top. Açalım şunu diyeceğim. Neyse arkadaşlar, diğer videoda görüşürüz.